Evet, bizim bakırcı Ahmet Türkmen abi yine iş başında kalayını yapıyor. Hay maşallah. Şu anda bakırı kavlamasını yapıyoruz hocam. Temizliğini yapıyoruz. Temizliğini mi yapıyorsun? Şu anda bakırı tavlıyoruz. Tavladıktan sonra ilacını süreceğiz. İlacından sonra bak mesela şunlar tavlanacak şu anda. Bir sürü aşamadan sonra kalaya öyle gelecek diyorsun değil mi? Şu anda ikinci aşamasını yapıyorsun zaten. Önce temizliğini yaptım diyorsun. Yok, yapıyoruz yani. Şu anda birinci ilaç, ikinci tavlanma, üçüncü kime ilaç, dördüncü yıkama, cırıfla yıkama, ondan sonra düzeltme, ondan sonra kalay. Oo, bayağı aşaması var diyorsun yani. Biz şu andaki ikinci aşamasındayız. Ahmet abi, bu dükkan kaç yıllık, yaptığın bu yer? Tanıyacağım abi, yani bir şey diyemem. Yani dedeleriniz, büyükleriniz de burada yapıyordu değil mi? Vaktiyle. Tabii. İşte onların hatırası var yani burada. Şimdi şöyle bir şey, buranın mazisi kalaycı dükkanı burası zamanında. Hmm. Ama bize ait değil, bir başkasına ait buranın kalay dükkanı. Mazisi şu, zamanında buranın kalaycı dükkanı. Ama bize kendimize ait değil, biz kiracıyız. Kiracı olarak işletiyoruz. Kime ait bu dükkan? Kiracı olduğumuz için biz devamlı dükkan değiştiriyoruz. Bu işletme kime ait, buranın yeri? Bana ait. Yok, kira olarak kime ait? Kimden? Genceloğulları. Yani. Genceloğulları. Ünye değil mi? Baba mesleği. Baba mesleği diyorsunuz. Sizden sonra? Bizden sonra gelecek yok. Allah gençlerimize inşallah. Yok. Daha bakıcılık diye bir şey kalmaz. Nasip eylesin belki. Bir vesile olup da bu yöne yönlenenler de olur diye düşünüyoruz. Şu anda zaten nerede? Samsun, Patsa, Kumru. O işlerin kalaylarını yapıyoruz şu an. Yani Ünye ve çevre ilçelerden gelen, Samsun ilçelerinden gelen köylerde hala kalaylı ürün kullananların mallarını yapıyorsunuz diyorsun. Aynen. Abi hayırlı işler diliyorum o zaman. Sağ olun. Zaman zaman sizleri çekiyoruz. Anılarda kalsın diye bunlar. Her daim özlüyoruz. Hadi hayırlı işler diliyorum Ahmet abi. Teşekkür ederim. Size hayırlı günler. Sağ olasın. Eyvallah abi, teşekkür ederim.